Hayırdır koçum? Ben de sana sormaya geldim, hayırdır? Ne diyorsun oğlum sen? Ne işin vardı o herifin evinde? Nerede? Kimin evinde? O Akın denen herifin evinde. Hesabını ver bana. Akıllı koçum. Doğru konuş. Benim Allah'tan başka kimseye verecek hesabım yok. Söyledikleri doğruymuş demek. Önce yok dedim. Arif abim öyle bir şey yapmaz dedim. Birlikte çektirdiğiniz eski fotoğrafları gösterdi. Hadi bunda da bir iş vardır dedim. Sustum. İnanmak istemedim. Ama şimdi gözlerimle gördüm seni onun evinden çıkarken. Söyle, hangi genç boksörü ayarladın salondan kafeste dövüşmek için ha? Ne kafesi lan? Neden bahsediyorsun sen? Hem senin ne işin vardı orada? Burada hesap verecek birisi varsa o da sensin. Aslanım, doğru konuş dedim sana. Zorlama sabrımı. Acımadın Poyraz'a değil mi? Gözünü kırpmadan pisliğin içine attın. Akın seni fena doldurmuş. Saçmalamaya başladın iyice. Adam sandık seni. Abi bildik. Burasını boks salonu bildik. Hocamı da, beni de kandırdın. Ben sizi hiçbir zaman için kandırmadım. Meğer sen de o Akın olacak şerefsizin köpeğiymişsin. Yeter lan yeter! Ne yapıyorsun? Saçmalama. Konuşma lan! Lafını tartıp konuşmadın. Haddini aştın. Bana, Arif abine köpek diyorsun. Abi bir an sinirle indir şimdi o silahı. Önce Seher, sonra Akın şerefsizi. Şimdi sen! Benim varlığımdan memnun olan kimse yok mu lan bu dünyada? Dost bildiğim, kardeş bildiğim insanlardan hep kazık yedim ben. Artık yeter! Abi tamam. Hatalı davrandım. Tamam. Bırak silahı konuşalım. Yaklaşma Fırat! Sana da acımam! Abi yapma, delirdin mi sen, gözünü seveyim. Söz ağızdan çıktı mı dönüşü olmaz. Asıl mermi dilde. Abi lütfen, seni orada görünce bir an kendimi aldatılmış hissettim. Ben sokaklarda büyüdüm. Bize akıl veren olmadı. Niye yumruklarımızı sıktık? En güçlü olmak için. Vurdukça güçlendik. Vurdukça büyüdük. Vurdukça kirlendik. Abi tamam, sakin ol. Anlıyorum seni. Koy o silahı masaya. Zamanında pis işlere girdim. Çünkü zordaydım. O Akın bana yardım etme sözü verdi. Ama hiçbirini tutmadı. Yavaş yavaş hayatımı mahvetti. Güzel olan ne varsa aldı elimden. Abi, oturup konuşalım. Sakin sakin anlat. Kesme lan sözümü! Tövbe ettim ben. Bir daha Akın'ın ne semtine adım attım, ne adını ağzıma aldım. Ta ki Poyraz'a bulaşana kadar. Yeniden karşılaşmamızın tek sebebi Poyraz. Şimdi seni doldurup bana yolluyor. İçeriden vuruyor şerefsiz. Abi seni dinlemeden hareket ettim. Özür dilerim. Yanlış konuştum, affet. Arif abi hadi. Kardeş bildiğimiz adamlar da böyle konuşacaksa Allah affetsin. Abi hem isyan edip hem af dilenmez. Yapma, günahtır. Bu işin geri dönüşü yok. Git buradan Fırat. Git! Tamam abi, tamam. Tamam. Tamam, bitti. Ben çok günahkarım Fırat. Herkes hata yapar abi. Benimki öyle değil Fırat. Harun Kuyucu'yu ben öldürdüm. Ne? Nasıl yani? Akın patronun mirasına kondu. Ben hep vicdan azabıyla yaşadım. En sonunda dayanamadım. Adalete teslim olmak istedim. Akın azmettirici olarak onu da ipe götüreceğimi düşündü. Bana engel oldu. Üvey kız kardeşi diye Seher'i gözden çıkarmış. Tehdit etti beni. Teslim olursan Seher'i öldürürüm dedi. Öyle şerefsizdir o. Adi herif. Cezamı çekemedim. Seher için, onun yaşaması için bu vicdan azabıyla yaşamak zorundaydım. Tövbe ettim, geldim buralara. Abi sen çok zor şeyler yaşamışsın. Bilsek sana destek olurduk bu zamana kadar ya.
Abi demin söylediklerimden dolayı sen benim kusuruma bakma. Her şey çok daha güzel olacak inşallah. Umudunu kaybetme.